Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün hayat bilgisi 2. sınıf sağlıklı hayat ünitesi değerlendirme sorularıyla karşınızdayım. Kaynak Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabından alınmış sorular sevgili öğrencilerim. Evet, vakit kaybetmeden sorularımızı çözmeye başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız deniliyor. 1. Sağlıklı büyümek için uyku önemli değildir ifadesi. Evet, yanlış bir ifade. Çöplerimizi yerlere atmamalıyız. Doğru. Çevremizin temizliği sağlığımız için önemlidir. Doğru bir ifade. Sınıfımızı havalandırırsak hasta oluruz. Hayır. Yanlış. Bilakis sınıfı havalandırmamız gerekiyor. Beşinci cümlemiz hastalandığımız zaman aile sağlığı merkezine gideriz. Evet, doğru bir ifade. Devam ediyoruz. Cümlelerde boş bırakılan yerleri bulutların içinde verilen sözcük veya sözcük gruplarından uygun olanlarla tamamlamamız isteniyor. Birinci cümle yaz mevsiminde kıyafetleri tercih ederiz. Nasıl? Açık renkli ve ince. Evet. Açık renkli ve ince kıyafetleri tercih ederiz. Mikroplar nasıl ortamlarda yaşarlar? Mikroplar kirli ortamlarda yaşarlar. Kirli ifadesiyle tamamlanacak bu cümlemiz. Kış mevsiminde kıyafetleri tercih ederiz. Kalın ve yünlü. Evet, kalın ve yünlü kıyafetleri tercih ederiz. Tuvaletten çıkarken sifonu çekmeliyiz. Ve son kelimemizi hangi cümle yazıyoruz? Meyve ve sebzeleri mevsimi dışında tüketmemeliyiz sevgili öğrencilerim. Evet, mevsimi ifadesiyle de bu cümlemizi tamamlamış oluyoruz. Yukarıdaki çocuklardan hangisinin davranışı sağlıklı büyümeye yardımcı olur? Doğru seçeneği boyayalım. Evet, spor yapan Ahmet ama yerde bilgisayarın başında oturan Gülten ile ekran karşısında oturan Ramazan'ın davranışlarının çok da sağlıklı büyümeye yardımcı olduğunu söyleyemeyiz ama spor yapan Ahmet'i boyayabiliriz sevgili öğrencilerim. Evet, spor yapmamız gerekiyor. İkinci soru, sağlıklı büyümek için yapılması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dengeli beslenmek, evet. Banyo yapmak, evet. Yemek seçmek, hayır. Spor yapmak, evet. O zaman doğru şıkkımız sevgili öğrencilerim. Evet. Çiçeği boyuyoruz. Doğru ifade burası. Devam edelim. Aşağıdaki meyvelerden hangisini ilkbaharda tüketiriz? Erik, karpuz ve portakal. Erik, evet, ilkbaharda tükettiğimiz meyvelerden biridir. Karpuz yazın, portakal ise kışın tükettiğimiz meyvelerdendir. 4. Aşağıdakilerden hangisi yemekte uyulması gereken görgü kurallarındandır? Ağzımızda yemek varken konuşmak. Hayır. Yemek yerken ağzımızı kapatmak. Yemekten sonra ellerimizi yıkamamak. Doğru cevap yemek yerken ağzımızı kapatmak ifadesi. Yine burada yıldızı boyuyoruz. Beşinci soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumu değildir? Hastane ve aile sağlık merkezi bir sağlık kurumudur. Ama postane sağlık kurumu değildir sevgili öğrencilerim. Evet. Altıncı soru. Hangi çocuk yemeye başlamadan önce söylemesi gereken bir cümle kurmuştur? Zuhal geçmiş olsun. Meral özür dilerim. İsmail afiyet olsun. Evet. İsmail doğru ifadeyi kullanmıştır. Yedinci soru. Yukarıdaki çocuklardan hangisi kış mevsimine uygun giyinmiştir? Mustafa, Hatice ve Ömer. Evet, Mustafa'nın kış mevsimine uygun giyindiğini görüyoruz. Dolayısıyla Mustafa şıkkını ya da sembolünü boyuyoruz. Evet, doğru cevap Mustafa. Son sorumuz. Selin hangi mesleği tarif etmiştir? İlaçların nasıl kullanılacağını tarif eder. Doktorun reçeteye yazdığı ilaçları yazar.
Burada tabii ki eczacıyı bize tanıtıyor. Doğru cevap eczacı olacak. Evet sevgili öğrencilerim, bu şekilde 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabının 3. ünitesi olan sağlıklı hayat ile ilgili ünite değerlendirme sorularını yapmış olduk. Hepinize başarılar diliyorum.